kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Nasihatin tesir etmesi için ne yapmalıyız? Evet, esasen nasihatin iki rüknü vardır. Birisi niyetimiz, iç dünyamızdaki düşüncelerimiz, hedeflerimiz, gayelerimiz. Diğeri ise bu düşünce ve hedefi gerçekleştirirken kullandığımız üslup, metot, ve yöntemlerimiz. Öyleyse bir adamın kullandığı metotlar, yöntemler ve yollar ne kadar mükemmel olursa olsun, iç dünyasındaki niyeti kötü ise o yöntemler ve metotlar tesirli olmayacaktır. Peki, niyetimiz ne kadar mükemmel ve muhteşem, Allah'ın rızasına uygun olursa olsun, eğer kullandığımız yollar ve yöntemler İslami ahlak ve adaba uygun değilse o zaman yine tesir etmeyecektir. Öyleyse tesiri için her iki rüknün de sağlam ve güzel olması gerekiyor. Bazen niyet halis olur ama üslup iyi olmadığı için nasihat ters tepebilir. Her Müslüman üzerine düşen görev yapmakla sorumludur. Öyleyse bir insanın toplumda bulunduğu konum ona bazı sorumluluklar yükler. Her Müslüman da o konuma göre sorumlu olur. Bu konuya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifle bakabiliriz. Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle düzeltiniz, ona da gücünüz yetmezse kalben buğzediniz buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şu halde herkes her durumda bu hadis-i şerifi kendine göre yorumlayamaz. Mesela yolda bir kötülük görsek, onu elimizle düzeltmeye kalsak ve o kişiye zarar versek, o adam da bundan dolayı davacı olsa bu durumda bize de ceza tatbik edilir. Çünkü görevimizde olmayan bir alana girmişiz. Öyleyse hadis-i şerifin manasını nasıl anlamalıyız? El ile düzeltmek vazifeli insanların yani devletin ve emniyetin görevli kişilerine aittir. Dille düzeltmek alimlerin vazifesidir. Kalben boz etmek ise diğerlerinindir Bu nedenle bir Müslüman önce İslamı hakkıyla yaşamalıdır. Sonra eğer zarar vermeyecekse uygun ve tatlı bir dille tebliğde bulunmalı, anlatmalıdır. Bundan sonrasını da Allah'a bırakmalıdır. Buna e, Allah'ın kainattaki ayetlerinden bir örnek vermek gerekirse, nasıl ki bir ağaç yetiştirmek isteyen bir kimse şu konulara dikkat ederse, tohum ıslah edilmiş olmalı. Tarla ekimi elverişli, mevsim ekim zamanı ve ekenin de sahasında uzman olması şarttır. Bu açıdan bozuk bir tohumu sert ve elverişsiz bir tarlaya uygun olmayan bir mevsimde hiç ekimden dikimden anlamayan bir kimsenin Ekim yapması her şeyin boşa gitmesine neden olabilir. Bu özelliklere sahip olan bir bahçıvan görevini yaptıktan sonra tarladan çiçeklerin ve güllerin çıkması için tarlanın içine girmeye ve onu ağaç yapmaya kalkışmaz. Üzerine düşeni yapar ve sonucu Allah'ın takdirine, kudretine bırakır. Aynen bunun gibi doğru İslamiyeti ve İslam'a e layık doğruluğu yaşamak ve anlatmak gerekir. İslam'a uygun olmayan düşünce ve fikirleri İslam diye anlatmak hem İslam'a hem anlatana hem de anlatılana zarar verecektir. Ayrıca İslam ve iman tohumlarının atıldığı muhtaç gönüllerin de ona hazır olması gerekir. Henüz bunlara hazır olmayanları anlatmak bazen zarar bile verebilmektedir. Diğer taraftan tebliğin mevsimi de çok önemlidir. Ortam, şahsın haleti ruhiyesi, beklentileri ve o andaki konumu itibariyle bu durumları da dikkate almak gerekiyor. Mevsiminde ekilmeyen her tohum zayi olabilir. Diğer taraftan İslam'ı tebliğ eden kimsenin de onu nasıl anlatacağını kırmadan, dökmeden uygun bir ifade tarzıyla akıl, kalp ve gönüllere nasıl serpileceğini de bilecek bir donanıma sahip olmalıdır. Uzman bir doktor gibi ehil olmalıdır. Şimdi bu anlattığımız özelliklere sahip olan bir Müslüman üzerine düşenleri yaptıktan sonra o gönüllerde iman ve İslam güllerin açılmasını Allah'a bırakır, Allah'ın vazifesine karışmaz.